bu hastalığın oluşturduğu bir takım enzimatik problemler iç kulağın fonksiyonlarını etkileyip kayba yol açıyor. Bunun ameliyat şansı maalesef olmuyor. Problem dış kulak kanalı, kulak zarı ve kemikçiklerde değil, iç kulağa, iç kulak penceresine komşu olan üzengi kemiğinin tabanında olan bir problem. Günlük hayatta kulak kireçlenmesi olarak tabir edilen hastalık aslında bir kireçlenme olayı değil. İç kulağın kemik kapsülü bölgesinde çok değişik nedenlere bağlı ortaya çıkan yumuşama ve onu takip eden süreçteki katılaşma olayı, işitme kaybı ve beraberinde hastalığın yerleştiği yere göre çınlama ya da uğultu şikayeti yapan ve zamanla şikayetlerini artıp hastanın işitmesini kullanılamayacak şekilde sokabilen türde bir hastalık. Tam işitme kaybına kadar gidebilir. Hangi aşamada, hangi tipte bir işitme kaybı ile karşı karşıyaysak tıp ona göre bir tedavi yolu oluşturacaktır. Tedavisi olan bir hastalıktır. Günümüz tıbbının önemli bir handikapı pek çok hastalığın gerçek nedeninin ortaya konup tedbirinin alınamama özelliğidir. O nedenle tanıda varılan noktada eldeki bulgulara göre hastalığı durdurma ya da gelişmesini engelleme ya da ortaya çıkardığı bir takım fonksiyonel problemlerin üzerinde gidip kişileri rahat ettirmeye yönelik tedaviler yapılmaktadır. Otosikleroz hastalığında da pek çok neden var. Şu suçlanan çok neden var. Kabaca kızamık virüsü, hormonal, özellikle hanımlarda hormonal dengesizlikler, bir takım bağ dokusu hastalıkları, bunların hepsi ya da idiopatik bazı virütik hastalıklar bu olaydan sorumlu tutulabilir. O nedenle her bir hastada gerçekten ortaya konup onun üzerine gidilip hastalık iyileştirilememekte, şikayetin oluşturduğu rahatsızlıkları, hastalığın oluşturduğu semptomları düzeltici bazı tedavi uygulanabilmektedir. İşitme kaybının kazanılması açısından hastalığın orta kulak hastalığı tarzına davranması lazım. Yani hastalığın kemikçiklerin hareketini engellemesiyle ilgili bir işitme kaybının gelişmiş olması lazım. Böyle bir halde ameliyat şansı ile hareket edemeyen kemikçiğin bir protezle değiştirilip işitmeye kazanılması ve daha da önemlisi işitme kaybının kötüleşmesinin önüne geçilmesi mümkün. Halbuki iç kulak türü otosikleroz olduğu zaman iç kulak hasarı maalesef operasyonla düzeltilemiyor. O halde mutlaka kişinin işitme cihazıyla işitmesinin iyileştirilmesi gerekiyor. Şimdi çok ilginçtir, ailesel ve genetik bir takım yatkınlıklar da var bu hastada. Bu yatkınlıkların en birincisi beyaz ırkın hastalığı bu. Yani zencilerde, kızılderililerde pek görülen bir hastalık değil. Ülkemizde de Batı Anadolu, İç Batı Anadolu'da daha yoğun olarak görülüyor. Hastalığın bulunduğu bölge bir takım çevre şartları ya da dar alan ailesel geçişler özelliğini ön plana getirebiliyor. Ama az önce bahsettiğim gibi hastalığın gerçek nedeni hala ortaya konabilmiş değil. O yüzden korunma şansı yok. Yani aile ağacına baktığında bir takım kalıtımsal hastalıklar var ise o zinciri kırmak için o sistemin dışına taşımak lazım. Evlilik olayında buna dikkat etmek lazım. İkincisi, flor eksikliği bunu yapar görünüyor. Özellikle içme sularındaki flor eksikliğinin telafi edilmesi, kapatılması lazım. Kızamık hastalığı sırasında mutlaka ilgili tedavinin zamanda uygun yapılır olması lazım. Bunlara dikkat edersek bir takım kolaylaştırıcı faktörlerin üzerine gidebilmiş, riski bir miktar azaltmış olabiliriz. Bu hastalık işitme kaybının cerrahi bir müdahale ile çok rahatlıkla düzeltilebileceği bir hastalık türü. Eğer hastanın sağlık durumu böyle bir ameliyata uygun ise, hastanın kendisi istiyorsa, işitme tablosu, işitmedeki bulgular, odyolojik bulgular, kazanç şansı verdiği oranda kişinin ameliyatla iyileşmesi mümkün. O nedenle orta kulak otosiklerozu olan kişilerin alternatif bir takım işitme yöntemlerine uğramadan, başvurmadan cerrahi tedavi tercih etmelerinde yarar var. Ve otosikleroz ameliyatları merkezimizde rutin olarak yapılmaktadır. Her tedavinin bir alternatifi var mı diye akla getirmek de gerekir. Otosikleroz hastalığının oluşturduğu işitme kaybının iyileştirilmesi, daha iyi duyurulabilmesi işitme cihazı da mümkündür. Özellikle orta kulak hastalıklarında cihazın yararı fazladır. Belli bir düzeyde iç kulak hastalıklarında da işitme cihazı yardımcı olur. Yalnız burada unutulmaması gereken, işitme cihazın tedavi edici değil, eksik olan işitmeye takıldığı sürece
gidermeye yönelik bir protez olmasıdır. Ve zemindeki hastalığın doğal seyri olan zamanla kötüleşme olayını işitme cihazı engelleyememektedir. Halbuki orta kulak otosklerozunda ameliyat olan bir kişi hem işitmesini kazanmakta hem de hastalık ilerlemesinin önüne geçme şansını yakalamaktadır. İç kulaktaki otosklerotik olay çok ileri işitme kayıplarına yol açtığı takdirde implant uygulamaları da gerekebiliyor. Ama geçmişteki uygulamalarımızdan görüyoruz ki otosklerozun yol açtığı çok ileri işitme kayıplarında koklear implant uygulamaları pek yararlı olamıyor. Zamanında belli merkezlerde belli şekilde tedavi ettirmeye de yarar var. Bu da operasyon tedavisi olmalı. İç kulak merkez santral bölgesi